Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Şöyle bugün keyifli video çekelim böyle. Horozları göstermedik bayağı. Tek tek çıkaralım. Böyle bir oynayalım, gösterelim. Civcivlerden gösterirse gösteririz. Yani fazla şey yapmak istemiyorum. Araya biraz mesafe verelim. Öyle gösterelim. Ben büyüdüklerinin farkına varırsınız. Şimdi tüy zamanı oldu. Tüy zamanı dikkat edelim. Bakın şimdi bir şeyler de anlatacağım size. Ne anlatalım en başta önce. Tüy zamanı horozlarda bakın. Dikkat etmeniz gereken. Tüy dökümüne başladıktan sonra tüy dökümü tamamen bitip çıkana kadar horozlar dışarıda geçsin. Ama bak bu sıcak ortamlar için konuşuyorum. Yani sıcak, aşırı sıcaklar için konuşuyorum. Dışarıda gezecek. Tüy çıkımı tüy dökmesi bittikten sonra, çıkım başladıktan sonra yeriniz sıcaksa yapacağınız iş kümeslerde kalsın. Daha iyi. Şimdi güneş görmesi lazım diyoruz ama güneş zaten gerek yok. Şöyle anlatayım. Dökerken zaten güneşi yiyor. Yani bakım da güzel oldu mu tüy dökümü serin kapalı alanda tüy çıkımı muazzam olur. Daha parlak, daha hoş, daha yumuşak olur. Ama eğer ortam, yani bulunduğunuz ortam iklimine göre soğuk ise tabii ki hem dökümde hem çıkımda güneşi görecek. Ama güneşi görecek dediğimde çıkım esnasında sabahtan akşama kadar değil. Belli bir süre, 1 saat, 2 saat, bilemedin 3 saat gezecek. Sonra horozu tekrar alacak. Sadece tüy köklerinin güneşi yedi, 1 saat yemesi yeterli. Her gün 1 saat, o fazla fazla size yeterli. Neyse. Horozlara başlayalım. Şöyle yapalım. Her şey tertemiz. Şuna bir pırıl. Sularımız. Göster oğlum. Sularımız, her şeyimiz. Abi bakacak. Bu hayvanlar bakılacak. Bakılmıyorsa fayda görülmeyecek yani. Bak uğraşıyoruz abi. Çiçek gibi her taraf. Bir çöp bahçemini göstereceğim. Geçen hafta videoda gördünüz. Toplamıştım bahçeyi. Atmadan video çekmiştim. Neyse. Şu. Oooo. Bu nasıl oldu? Geç abi dışarıda çık bahçeye gidelim. Şimdi tavuklarda yumurtaya geldiği için abi durmak yok. Çok ses yakıyorlar. Gel. Şöyle oturup şu sesi duyuluyor değil mi? Böyle bu horoz idman etti. Gözü zaten görüyorsunuz bu şekilde. Kör oldu. Hırlıya hırlıya bunu ben idman ettim. Veba da yaşındayken veba oldu. Vebadan kurtardık ama böyle bir eser kaldı. Bu horozunu sevenler var. Onun için paylaşıyorum. Onu illa bazıları diyor gösteriyor. İki kişi var zaten. Üçüncü şahıs yok bu horozu sevenlerde. Önemli değil abi. Horozu biz biliyoruz ne olduğunu. Horozun tamamen her şeyi denenmiş horozu. Öyle şimdi kör olduğu için dönemiyor. Sağlam. Çok oynadık. Horozun dövülmez değil. Ben buna her zaman söylüyorum. %50. Ama böyle açık. Yani şöyle anlatayım. Mağdura düşürdüğünü anladığı an horozun kaçışı bitmiyor. Yani kaçış imkansızdır. Horozun tüm anatomisini değiştirdi yani. Ben bunu izletmişim. Görmüşüm. Dışarı defalarca çıkmışım. 12-13 dakika. Hiçbir horoz ağladılar önünde biliyor musunuz? Ağladılar yani. Böyle o kadar net konuşuyor. Tabii ki pat olduğu da oldu. Yerle bir olduğu da oldu. Olmadı değil. Zaten söylüyorum. Bu kumar horozu. Şimdi bunu birkaç kişi istemişti zamanında. Hatta kapıma geldiler doğulu arkadaşlar. Orada gördüler bunu. Akıllara hayran kaldılar. Kendini böyle göğüste saklaması, ansızın çıkıp, diyorum ya, ansızın eli oraya kabus olur, kabus. Şimdi böyle bu kumar horozu. Bu bir başka bir şey yani. Yani biz diyorum ya, ha sistem olarak beğenmiyoruz. Tabii ki ben de beğenmiyorum. Ayrı konu. Ama horoz, bu kumar horozu cinsi bak. Kumar horozu diyorum. Her horoz için demiyorum. Kumar horozu olarak sayılan horozun en kaliteli ilk 3 horozundan bir tanesi. Kumar horozu olarak konuşuyorum. Bakın. Lafı
iyi yerden dinleyin. İstediğiniz gibi değil. Kumar horozu olarak diyorum. Türkiye'nin en iyi 3 horozundan bir tanesi. Neyse. Bu hayvanlar, bak tüy anlattık. Tüy zamanı, bak horozlarınızı ıslatın. Şimdi ona geleceğim. Konu yarım kalmıştı. Horozun dökümünün rahat olması, çıkımının rahat olmasını istiyorsanız bir Hint horozu güneşli, bak bu şu anda basacak. Şunları yavaş yavaş dökmeye başladılar. Bunu alacağım. Bak şimdi size yine göstereceğim. Aslında bunları göstermiştik ya. Gel oğlum. Bak şimdi. Bunu örnek göstereyim. Böyle fazla aşırı suyun içine sokulmaz horoz. İshal ederseniz. Karın ağrısı başlar. Tüy dökümünü hızlandıracak yerine yavaşlatırsınız. Sıkar horoz. Üşüyen horoz kendini sıkar. Üşüttürmeden. Yapacağınız iş abi çok basit. Kanat altına alacağım. Şöyle bacağımla. Bak yapacağınız şu. Buyur. Islatmak budur abiler. Bak bir. Bu elini alırsın. Kanat altına şöyle. Şöyle. Şu balda biraz suyu hissettirirsin. Böyle kökünü şöyle tut. Islandığını hissettir. Islatmak fazla değil. Buldu. Yüzünü yaralasın. Şöyle bir yüzünü yıkarsın. Bu mu? Bu. Bir de kıç altına. Olay bu abi. Kıç dibine bak. Şu hissettiğin suyun değdiğini horoz bu kadar. Gel. Horoz bu kadar ıslatır. Tüy dökümünün verimli olmasını istiyorsanız fazla ne kadar sıcak olursa olsun horozu üşütürsünüz. Karın ağrısı başlar, kendini sıkmaya başlar. Görüyor musunuz sırlamaya? Bugün İdman Estem yine idman eder biliyor musunuz? Tamam. Bir tane 3 kere oldu idman görmeyeli. Demiş ki idmanı da geçti. Gerçi o hazırladığım horozu da kaldırdım. Şimdi bak. Değil mi oğlum? Hazırladığım horozu da kaldırdım bunu. Hazır horozu da tamam kilo farkı fazla ama yaşındaki bir yerde hazır horozu da 25 dakika yani bir de bu hırlıyor. Neyse horoz bu şekil her gün imkanınız varsa ıslatın. Her gün bu şekil ıslatıp horoz güneşte tüyü kuruyana kadar beklesin. İmkanınız varsa, yeriniz varsa tabii ki tam güneş altı değil. Hafif böyle gölgelik yerde horoz geçsin. Ve tüy dökümünü çok çabuk hızlandırırsa başlarsın 3-5 gün sonra, bir hafta sonra o tüylerin her gün düzmesi gittiğin zaman tıkır tıkır döküldüklerini göreceksiniz. Şimdi çıkıma geleceğiz. Bu sıcak havalarda çıkımda horoz ıslatılmaz. Bak yine ıslatan var. Bak bunu yapmayın. Tüy çıkımı verimsiz olur. Yamuk çıkar, bozuk çıkar. Yani veyahut da çıkmaz, beyaz püsküller şeklinde kalır. Güneşi yemeyen horozlar oluyor ya tüyleri. Bu sıcak havalarda kapalı alanda günde yarım saat, bir saat gezdirme fark etmiyor. Kapat. Tüy çıkımı daha güzel ve parlak olsun. Bakımı tabii ki olacak. Bakın. Bu bakımı yaptığın zaman horoz tüyden sonra o sert kanat horozlarda bile bazılarında yumuşaklandığını göreceksiniz. Neyse bunu bırakalım, diğer horozlardan çıkaralım. Gel bakalım. Gel. Neyse. Kümesini baş tacını çıkardım. Bu da benim yeni şirinim. Bunları satmaya kalktığım zaman depremzede yardım edeyim diye millet horozcu olsun diye çok uğraştım. 5 kuruş almadan depremzede yardım edeceğim dedi bunlar altı kardeşim. Yemin ediyorum millet neler kaçırdığını farkında değil abi. Şu horozlar bir kümeste tabii ki böyle kaliteli için hepsi için geçerli. Benim horozlarım diye demiyorum. Şu kalitede bir horozla kümesi ihya eder. Bakın. Öz kardeşim gönderdi Yılmaz'a. Yavru aldı. Ve Hintli'yi gösterdim, videoda size gösterdim. Kaldırdım. Bunların istediği tek şey aktiflik biliyor musunuz? Başka hiçbir şey değil. Dön başa vurdum. İki oğlu var. Öyle şimdi bir oğlu var. Abi parmak ısırıyoruz yani parmak. 2-3 sil oğlu dediğim
Yani Apo'nun her zaman söylüyorum, Apo'nun deyişiyle. Yani nefes yapmasın. 2-300'de günde 2 orozu 2 su sürdürmem der. Yani Apo bak ben söylemiyorum bu lafı. Apo'yu tanıyanlar sorsunlar. Öyle bir şey yani bak. Yani bunları tavuğa uydurmak çok kolay. Aktif. Başka hiçbir şey yok. El üst düzey. Sistem asla kendini eğmez, bükülmez, varmaz. Neyse bunu anladınız. Video çekiyor. Çok isterdim. Kestim ya bir tanesini Biricik'te Enes kardeşine selam olsun ona bıraktım. O da orada da öldü. 5 tane kaldılar. Bir tanesini Necip'e gönderdim. Bunun öz kardeşini. Orada. Geriye kaldı 4 tane. Üçünü kestim. Bunu kendime ayırdım. Çok diyorum ya yani ölene kadar bu kümes hepsi yeri gelir. Balatalı hariç Balatalı hayranlığım var. Onu inkar etmiyorum. Ama Balatalı'yı izlettim, attım. Geçen günü kız tam çekememiş abi. Normalde 2 dakika kadar attım bu çille. 45 saniye bile çekmiş kız. Eli düğmeye değmiş. Yani çok hızlı. Tam istediğim gibi sarması, şu koşuşları, geçişleri çok güzel. Hoşuma gitti. Ağzına çabuk. Neyse o bir Balatalı ama diğer hepsi bu kümesten yeri gelir devir dayım olabilirler. Kesilenler olur, şeyler olur. Ama bu oroz kalacak. Mesela kumar orozundan bahsediyorum. Şimdi onu anlatacağım. Kümesimin en kötü orozu diye her zaman söylemişim abi. Bak, her zaman söyledim. Ama kötü değil. Kümesimde en kötü. Ama vesselam ne hikmetse Giresun'da oğlu var. Dediklerine göre diyorum toplam 11 dövdü yani. Düşünün yani 11 tane dövdü. Bir oğlu burma var bir yerdedir abi. Onu orada saklamışım. Köyde bir yerde duruyor Bursa'da. Orada saklıyoruz. Adımına, hızına, eline ok gibi yani kırbaç gibi kabus olur çeker. Yani örnek veriyorum bir tayı kestim. Yine söylüyorum fazlalıkla böyle bir sürü tayının 5 kızı var, 3 oğlu var yani hesaplayın. O yüzden kestim. Kız kardeşleri var, annesi var. O yüzden kestim. Yani demek istediğim şimdi konuyu değiştirdik. Tüyden bahsettik ama tüyü anlattım size demedim. Şimdi sonunda getireceğim. Kusura bakmayın bile konuyu atlıyor. Neyi anlayacağınız hiçbir oroz burada kapıda boş yere kalmadı yani. Anladın? Hepsinin artısı var, artısı eksisinden %80 daha fazla olduğu için eksikleri var mı? Tabii ki var. Her eksiksiz oroz yoktur. Bunu kimse kabullenin veya kabullenmeyin. Eksiksiz oroz bulamazsın. Hepsinin bir eksiği vardı ve o eksik yakalandığı zaman işte sopayı. Anlatabildim mi? Şunlar herhalde eşiniyorlar. Yemeği batıracaklar. Bak koskoca oğlum. Bunları bir dahaki hafta gösterelim ki daha büyüdüklerini görelim daha iyi anlayalım. İşte o eksik olan oruz, diğerinin onun eksiğini tamam gördüğü için yani de, onun artısının eksiğinin artısı onda olduğu için işte o zaman sopa yiyorlar. Yani demek istediğim niye anlayın. Neyse. Şöyle bir video çekelim dedik. Hem tüy zamanı çok kişi soruyor abi ne yapmam lazım, ne yapmam lazım diye ben de size güzelce anlattım. Şu orozu tekrar tutalım. Yaklaşan yemişim gözüküyor. Şuraya bir bak. İki yedi bir orozdan bahsediyoruz yani. İki yedi. Üç yaşına gidiyor. İki yedi. Oyunu, dosuna, kalabına. Yine söylüyorum. Bakın bak üstüne basa basa söylüyorum. Şu orozlar insana sopa yedi tirmeyi, sopa yemeyi unutturuyor bu orozlar. Yeni gelir tüm orozlar sopa yer ama bunlar bir kümeste insana sopa yedirtmeyi unutuyor. Şu oroz şu kümeste kalkmadığı horoz yok. Ve kesilenler dahil bakın. İyi bak iyi dinleyin. Şu horoz ya mal benim abi satılık değil yanlış anlamayın. Şöyle bir yerli kaliteli mal elinize düştüğü zaman kaybetmeyin diye anlatıyorum size. Bunları videoda uzuyor. Kaybetmeyin. Hiçbir damızlık, hiçbir yani ırk hepsinin muazzamı var. Hepsinin starı var. Hepsinin üst düzeyi var. Kabul üst ama şu yerlinin üst düzeyiyle bir başka bir ırkın üst düzeyi asla bir tutamayız. Bunların çekişi, şunların şu boyun yapısı yabancı ırkların %90'ında yok. Apo'nun meşhur lafıyla gidin konuşun. Ulaşan varsa şunu boyunu düşürmek için 40 fırın ekmek yemesi lazım. En basit iki dönbaşın oğluyla 3-200 sirmaza gönderip çili kaldırdım. İki gözü görmeze soktu. Mağdura düşürdü. Horoz
görmezdi horozu bir anı mağdur olmuş ama boyun düşmemiş ya. Sanki hiç horozu atmamışsın. Toprağım kaldırdı çili. Yine gördü. Paramparça. Ama paramparça dedim yani tamamen iptal olmuş. Ama dimdikti horozu görmüyor. Horozu alıyor toprağım. Sanki horoz hiç eleyememiş. Yani artısı bunların her zaman fazla kardeşim. Kabullenim ya bak benim elimde bilezini yok mu var? Benim elimde 2400 yok mu var? Muazzam ötesi. Bundan üst düzeyler. Çabukluk, aktiflik, adım, hız. Ama şimdi düşünemiyorsun şu boynu. Bak bunu tüm horozlara kaldırdım. Hazret 6 dövmüş. Şey 6 idmanlı horozu geçen sene horozda kaldırdım. 12 dakika sopayı yiyeyim bu. Küçülen karşı horoz. Hesaplayın. Sopayı yiyen bu. Mesela 4'e 2, 5'e 2 el vurma oranı. Ama hiç el yememiş bu. Civciv olan döven horoz. Yani bunu anlatıyorum. Bundan bakın kimse vermez. Millet her zaman söylüyor. Eleştiri değil artık daha. Bunu şu kafanıza sokun. Bak benim... ne horozlarım var. Ama bunlar seri, aktif bir tavukla kaliteli bir yerli için konuşuyorum. Sistemi düzgün. Yerlerin bozuk sistemli olanlar uzak durun zaten. Onlar uzak. Vay alta gider kafa verir eli muazzamdır ama boş. Biz bunun için konuşalım. Aktif bir tavuktan çıkan hem horozu ondan daha önemlisi hem piliçi. O piliç seni dövülmeyi sana unutturur. Bakın dövülmeyi, dövülmeyi. Bak, bak yine üstüne basa basa. Dövülmeyi size unutturur. En ölüsü beraberlik. Sen bakımını yaptığın sürece, iyi hazırladığın sürece istediği kadar sopayla düşse en ölüsü beraberlik. Horoz boyundan düşmediği sürece sopa yemez. Yer ama diri ayakta kalır. Her şey boyundan ibarettir. Boyun arıza olur, es olur. Yani boyun bu bir tavuk. Adana'lı meşhur tavuk. Anlatıyorum. Öyle bitiremekleri bir damızlık. Alt katta Japon'da kaldırdık. Eli, her şey tamam güzel. Kör oldu bıraktı. Ama yabancı kan. Kör oldu bıraktı. Yani bunu anlatıyorum sana. Yani bunlara siz gözlerini bağlayın. Yine yani bunu öğrenin bu işleri bak. Bilgi, bilgi, bilgi. Bu bilgi kaçmaz. Denk gelirse yerli olarak bir yerde kaliteli üst düzey alın abi. Koyun köşeniz. Sopa yemeyi unutmak istiyorsanız yani yemeği artık sopa yemekten hani ya yani istemiyorsanız kümesten bitsin diyorsanız bu horozlar size her zaman sopa yedirtmezler. Bak yine söyleyeyim. Yapacağınız tek iş aktif bir tavukla eline hakim çabuk olaydır. Horozu ayrı marifet, tavuğu ayrı bir şey. Hüner. Yani böyle söyleyeyim size. Gel alalım. Telefonu da tekrar yakına çek. Videomuzu kapatalım abi. 2 dakika beni kaldırdık Balotalı'yla. Bunun tabii bundan fark vardı abi. Ya bakar mısın abi? Dünya serveti bunu benden alamaz ya. Bak dünyanın hiçbir para birimi diyorum bak. Yani öyle bir para üretilmedi bunu benden almak için. Ya ne kadar yaşar? Onu Allah biliyorum. Allah'ın hikmeti. Neyse, hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.